Birinci sorudan başlarsak. Birinci soru bize ne yapacağımızı gösteriyor. Diyor ki bu iki, burada da iki var. Birbirini götüreceksin ama içindeki bu parantez üssü sayılardan da biliyorsun artı oluyor. Yani 5 diye çıkacak. Bu üç birbirine götürüyor. Zaten eksi çıkardı. Normalde de eksi 4 yazsaydım ben bunu. Negatifli bir şey çıkardı. O yüzden eksi 4 çıkacak. Ama önünde de bir eksi var. Artı 4. Cevaptığım zaman bu nedir? 2 üzeri 3'tür. 3'ler birbirini götürdü. 2. Bu nedir? 3 üzeri 4'tür. 4'ler birbirini götürdü. 3. Bu eksi 27, yani eksi 3 üzeri 3'tür. 3'ler birbirini götürecek. Eksi 3 diye çıkacak. Ama eksi de burada. Artı 3. 3, 3, 2 toplarsam 8. Şimdi geldik buraya. Bakın, öncelikle paydanın içinde bir top, işte payda demişim, kökün içinde bir toplama işlemi var. Bu toplama işlemini yapmam lazım. 16 ile 1'i çarpıyorum ve 9'u da topluyorum. 25 bölü 16. Artı 25 ile 1'i çarpıyorum. 9'dan çıkarıyorum. 16 bölü 25. Bunları ayrıyetten ne demiştik? Şöyle tek parçalayabiliyorsunuz da. Beş bölü dört. Dört bölü beş. Paydalar eşit dersek. Beş kere beş. 25. Dört kere dört. 16 bölü 20. 41 bölü 20 oldu. Mesela 25 bölü 2. Şey, 25 çarpı 2. Bu 2, 25 dışarı çıkacak. 2 içeride kalacağını öğrendikten sonra artık hepsi kök 2'li olduğunu da biliyorsun. Zaten şıklardan da kök 2'yi gördüğün için oradan da çıkarabilirsin. Bu da 36 çarpı 2'dir. 6 kök 2. Bu da 16 çarpı 2'dir. Yani 4 kök 2. 6, 5, 11, 4 çıktı. 7 kök 2. Düşünün. Sadece şöyle düşünün. Bu işareti artı gibi düşün. Çünkü parantez içinde çift bir sayı var. Artı gibi düşünebilirsin. Bunda sıkıntı yok. 27, tamam, karesi, şunu bir kenarda incelersek aslında bu nedir? 3 üzeri 3. Burada 2 var. Önce bak, artıya çevirdim. O beladan kurtuldum. Sonra 2 ile 3'ü çarptım. 3 üzeri 6. Yani şu yazdığım şey 3 üzeri 6. Bir de 3 var burada. Ben bunu çıkarırken ne yapıyorum? Hatırlayın şunu. Onun gibi düşünürsem nedir? 3 üzeri 2'dir, değil mi? Yani burası 9. Eksi bu nedir? 4'ün karesinden 4. Bu 6. Bu da 2. 5, 4. Şey çıktı, 3. Zaten bunlar birbirinin hep karesi çıkacaktır. 3 ile 13 topla, 16. Yani şurası 16. 16 nereye çıkacak? 4. 21 artı 4. 25. O ne diye çıkacak? 5. Cevap 5 şıkkı 5'tir. Lazım. Yani A artı B'nin karesinin formülü A kare artı 2AB artı B kare. Bakın, sadece formülü kullanacağım. Herhangi bir özdeşik, çarpanlar ayırma mevzusu yapmıyorum. Bir formülü kullanıyorum. Yani burada birincinin karesini alıyorum. Aldım. Kök 3'ün karesini alsam nedir? Sonuçta alalım bir kere, şöyle yazalım. Yazdım. Eksi kök 60. Şimdi haliyle bu iç 2 dediğin şey aslında bu 2 kere çarpımıdır. Yani köküşle, şunu bir büyüteyim. Köküşle köküçün çarpımıdır. Yani o da 3'tür. Şu yazdığın şey 3'tür. Ya da şununla şu gitti de diyebilirsin. 3'tür. Burada 2 çarpı dereceler aynı olduğu için kök 15 diye yazabilirsin. Bu nedir? Bu da 5'tir. Kök 60. Buraya kadar var mı sıkıntısı olan? Şimdi bir kere aklıma şu gelsin. Ya arkadaş, 3 ile 5'i topladım, 8. 2 kök 15. Ben bu 60'ı nasıl çıkaracağım? Bu kök 15'i nasıl yok edeceğim ki böyle tam sayı var? Düşündüğün zaman aslında 15, 4 çarpı 15'tir bu. Yani 2 dışarı çıkacak. Otomatikman hiç düşünmeden birbirini götürecek ve 8 diyeceksin. Evet, buraya. Aynı mantık. Birinin yine karesini aldım. Arasındaki eksi olduğu için eksi. 2 çarpı kök 6 çarpı kök 2 artı kök 2'nin karesi artı 48.
Şimdi buraya baktığım zaman demek ki gibi bunlar gitti 6. Burada şuna dikkat edin. Kök 6 dediğin şey aslında nedir? Kök 3 çarpı kök 2. Yani kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 edeceği için o da 2 diye çıkacak. Burada kök 3 kalacak. Var mı burada sıkıntı? Artı şunla şu gitti. 2. Geldik buraya. Deminki gibi 3'ten düşünürsen, 3 olayından düşünürsen 16 çarpı 3'tür. Yani 4 kök 3. Haliyle bununla bu gitmiş oluyor. 6 ile 2. Yine sekelim. Farkındaysanız şıklarda hep kök 3 var. O zaman 3'ü baz alalım. Bu 9 çarpı 3'tür. Yani 3 kök 3 diye çıkacaktır. Bu nedir? 16 çarpı 3'tür. Yani 4 kök 3 diye çıkacaktır. Bu da 36 çarpı 3'tür. Bu da 6 kök 3 diye çıkacaktır. 6, 3, 9 kök 3. 4'ten çıkarırsam 5 kök 3. Bunu nasıl yapabiliriz o zaman? Düşün. Nedir? 4, 2. 2 diye çıkacak. 9, 2. 3 diye çıkacak. 16, 2. 4 diye çıkacak. Çarpalım. 6 kök 2. 6 kök 2. Eksi 12 kök 2. Ha, artı. Doğru. Toplarsam 12 kök 2. 12 kök 2 ile gitti. 0. Tamam. 3 burada çarpma gibi düşün. Yani bunu illa buna yapışık olarak düşünme. 3 çarpı. 5. Onu yazabilirim ama 5 çarpı 2 olarak yazayım. Bir de 2 var. Şimdi sonuçta bu böyle düşünürsen ne yapacaksın? 5'i dışarı bir tane 5 olarak çıkarabilirsin. 2'yi de bir tane 2 olarak çıkarabilirsin. Bir de burada 3 var. Hepsini çarp. 30. Kökün içini 0 yapacak eleman nedir? Şimdi çift kök olduğu için negatif çıkmayacak. Bunu negatif yapan x değeri nedir? 2'yi buldun artık. 2 yazdın. Şimdi y'yi bulacaksın. Burayı 0 yapacak eleman nedir? Tamam. O zaman y3. Çarpımını sormuş sana. 135'i parçalara ayırsak ne diye ayırırız? Şöyle bölme değil de çarpandan ayıralım. Mesela 3'e başlasak, 2 ile yok çünkü 3 ile başlasak 45. Bir daha 3'e bölsek 15. Bir daha 3'e bölsek 5. Bir de 5'e böleceğiz. Doğru mu? İçindekilerini ayırdık. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi ben kökleri şöyle yazarım o zaman. Ayırabiliyorum. X olduğunu söyledim. Kök 5'inde y olduğunu söyledim. Hepsini çarparsam Edirne'li yine yazıyorum size. Zaten siz de biliyorsunuz bunu. Normal kafanızı kullansanız şunu dersiniz. Hani bir an önce fullama anlamında. 14 dersiniz. Niye biliyor musunuz mu? Çünkü bununla bu aynısı. Sadece artı ve eksi var. Doğru mu? Formüle baktığınız zaman zaten açmaya kalksam sonuçta toplayacağım ben bunları en sonunda. Şunlar gidecek. O yüzden a kare ile b kare. Yani a kare b kare dediğim şey köklerinden kurtularak yazılacak. Yani 7 artı burada da aynı. 7. 7 7 daha 14 eder. Ondalık sayılarda nasıl yazıyorduk? Şöyle. Burada da 3 var. Şimdi ben buradakilerini nasıl çıkarırım? Şuradakilerini. 12 bölü 10 diye. Bunu nasıl çıkaracağım? 2 bölü 10 diye. Buraya geldiğim zaman burası 4'ün kübü, burası 10'un kübü. Yani bunu 4, bunu 10 diye çıkaracağım. Paydadan hepsi 10. Rasyonel sayılarda toplamayı nasıl yapıyordum? 12 çıkardım 2 10. Topladım 4 ile. 14 bölü 10. Sadeleştir. 7 bölü 5.
Şıklarda 2'yi gördüğüm için 9 çarpı 2 yani 3 kök 2. 16 çarpı 2 yani 4 kök 2. Zaten bir yerden sonra hep aynı köklere denk geleceğiniz. 7 kök 2, 5 kök 2. 25'e 2, 36'ya 2, 4'e 2. 5 kök 2, 6 kök 2, 2 kök 2, eksi kök 2. 11 kök 2, burada görünmeyen bir 1 var, yani kök 2. Köküler gitti cevap. Bak, şu gördüğün şey 25 bölü 100, 4 bölü, tamam. Bu ne diye çıkar? 5 bölü 10. Bu ne diye çıkar? 2 bölü 10. Bu 11 bölü 10. Bu 4 bölü 10. Onlar gitti. 5 bölü 2. Onlar gitti. 11 bölü 4. Paydı 2 ile genişlet. 21 bölü 4. 36. 2. 4'e 2, 25'e 2, 6 kök 2, bu 4'e 2 diye çıkaracağız, 2 de burada var, 4 kök 2, 5 diye çıkaracağız, 15 kök 2, 15, 6 daha 21, 21'den 4 çıkarırsak 17 kök 2. Şu 9 bölü 100. Bunu hepiniz yapmışsınızdır. Şu tarzı. Bu ne diye çıkacak? 3 bölü 10. Bu 9 bölü 100. Bu ne diye çıkacak? 9 bölü 10. Artı 81 bölü 100. Paydaları eşitlemen lazım. Bunu 10 ile genişlet. Bunu da 10 ile genişlet. Şimdi çıkarma işlemini yap. Bu da aynı şekilde. Yüzler gitti. 21 bölü 9. 3 ile sadeleştir. Anladınız mı? 1 ne demek? 1 bölü 3. Bu ne demek? 3 bölü 10. Bölü yerine çarpı koyayım. 3, 3 bölü 10. Tamam. Şimdi ben şöyle bir şey var. İstersen çarpabilirsin de bunu bununla çarpsan nedir? 1'dir. Bunu bununla çarpsan 9 bölü 100'dür. Ters çevir. 100 bölü 9. Önce işlemi yapacaksın kökü. Bunlar hep kökün içindeydi. Ne diye çıkar şimdi? Anladın mı? 4'ler gidiyor ama artı oluyor. 4. Bu 2 üzeri 3. 3'ler gidecek. Eksi diye çıkacak ama ikisi de burada. Artı 2. Bu ne? 4 üzeri 2. 2'ler gitti. Eksi 4. Buradan 2 diye çıktı. Aşağısı ne? 2 üzeri 5. 5'ler gitti. Eksi kalacak tek kuvvetlerde eksisi varsa. Nasıl açacağız? Tamam. Burada 3 var. Burada 4 var. Bunu nasıl çıkardın? Bunu. 5 bölü 10 değil mi? 3 tane var. 5 üzeri 3, 10 üzeri 3. Zaten bilerek veriyor bize böyle. Bak bu da ne? 2 üzeri 4, 10 üzeri 4. Yani 2 bölü 10. 12'den 5 çıktı. 7 bölü 10. 2 bölü 10 da burada. 7 bölü 2. A kök içinde. 3 üzeri 2. 4 üzeri 2. 3 üzeri 2 çarpı 2 yazalım ki parantez alacağım. Parantezi aldım.
4 üzeri 2, 3 üzeri 2, 24. Bu A bu arada. Şimdi bu çarpma olduğu için dışarı 3 diye çıkabilir. Sıkıntı yok. 4 kere 4, 16. 3 kere 3, 9. Bir de 24 var. 49 etti. 3 çarpı 7'den 21. 5 var burada. 105. 16. A, B, eksi A, 9. Kök içinde 12 bölü 9. Tamam mı? Biz şimdi bunu sadeleştirebilirsin. Bu ne demek? 4 bölü 3 demek. Bunu kökten şunu çıkaramıyorsun belki ama bunu çıkarabiliriz. Bu 3 diye çıkar. Yani A, B, eksi 2, eksi A, 3, 4 bölü 3. Bu 3'ler aynıysa demek ki bu da 4 diye çıkması lazım. O zaman A, B, eksi A ya da sen 16 dersin. Basamak değerlerinden 10A artı B eksi A dersen 16. 9A artı B de 16. O zaman A'ya sen 1 diyebilirsin. Buraya da 7 diyebilirsin. 2 diyemezsin, 16'yı geçiyor zaten. Başka da hiçbir değer diyemezsin. 1 ve 7 toplamı 8. 1 bölü 4'ün karesi. Diğeri nereden çıktı? Diğeri bu ikisinin çarpımının 2 katı. Çarparsan 3 bölü 7 eder. İşte diyorum ya sana, paydalara eşitleyemiyorsan ve 2 tane içinde bak kare var, o zaman her zaman bu yöntem. Bu formülü nasıl neyden hatırlıyoruz bu formülü? A eksi B'nin karesi, yani A kare eksi 2AB artı B kare formülü bu. Biz bu hale getirelim hemen. 6 bölü 7 eksi 1 bölü 4 karesi. Şuradaki çiftlikten dolayı, yani ikilikten dolayı kesinlikle mutlaneci eksi de çıksa sonuçta bunun birbirini götürecek ve neyse parantez o çıkacak ama pozitif çıkacak. Yani eksi de olsa pozitif gibi düşüneceğiz. Paydalar istiyorum. Burayı 4 ile, burayı 7 ile. 24 bölü 28, 7 bölü 28. Sonuç olarak 17 bölü 28. Anlaştık mı? 1 bölü 2. Araya ne koyacağım? Eksi olduğu için eksiyi koydum. Karesini aldım. Paydalar eşitlersen burayı 2 ile, burayı 5 ile. Tabii ki bunlar gidiyor. Hiç görmeyebilirsin. 6 bölü 10. Sadece negatif çıkmayacak. Onu biliyorum. 5 bölü 10. Negatif çıkarsa pozitif gibi düşüneceğim. 1 bölü 10 cevap. Ya hocam, sınavda gelmiş. Ben de bunu yapamadım. Aklıma gelmedi. Paydalar eşitlenebiliyorsa, yani daha doğrusu eşitlersin de daha kolay bir şekilde yapılıyorsa. Demin ki biraz uzun sürerdi yukarıdaki. Ama burada yüzde eşitleyebilirsin. Atıyorum bunu 4 ile, bunu 25 ile, bunu da 20 ile çarparsan yine işlemin uzun sürer. Ama yapmak istersen çılgınlık yapabilirsin. Biz çılgınlık yapana karışmıyoruz. Burası 61 ediyor. Çıkardığınız zaman 1 bölü 100. O da 1 bölü 10'dur. Ama her zaman paydı böyle. Mesela hangisine dediğimiz fark etmez. X dediysem X artı 6 yazacağım. X artı 6. Çünkü bununla bunu çarpamam ben. Çok uzun süre. Şöyle yazdıktan sonra X'i dağıtıyorum. X artı 6. X artı 9. Bu neyin açılımı? X artı 3'ün açılımı. Bu ikili, bu kök birbirini götürecek. Çıktı mı? X'e kaç demiştim? 1996. 3 ekle. D şık. Bölü 6. Neyin karesi? 3 bölü 5. Burada aradaki işaret artı olduğu için artı koydum.
Herkes bunu anladı mı artık? Burayı 5 ile, burayı 6 ile genişletiyorum. İkiler zaten gidecek. 25 bölü 30, 18 bölü 30, toplarsam 43 bölü 30 olacak. Sesin gelmedi. Şunu yazayım. Dur bir dakika. Şöyle yazdım. Herhangi bir tanesini x diyorum. X dedim diyelim. Buna da x demem lazım. Buna x eksi 1 demem lazım. Buna x artı 1 demem lazım. Çarpın. X kare. Eksi parantezi. Bakın önce bunları da çarpmam lazım. X eksi 1 ile x artı 1'i çarparsam ne derim? Derim. Bu neden x diyorum bunlara? Daha kolay çarpayım diye. Eksiyi dağıtıyorum. Gitti, gitti. Yani ben zaten çarpmama gerek yokmuş. Kök 1, 1 demek. Gerçekten ben bunu çarpsam 1 çıkacak zaten. Buna ne demem lazım? Tamam. Dağıttığın zaman x kare artı 2x, bu eksi kalsın, şimdi bunu bir dağıtalım, x kare eksi 3x artı 5x eksi 15. Şimdi buradaki eksi ama hepsinin eksisi olduğu için dağıtmam lazım. X kare artı 2x eksi x kare artı 3x eksi 5x artı 15. Bununla bu gitti. 2x ile 3x toplandı. 5x bunlar gitti. Cevap neymiş? Hiçbir işlem yapmadım bile. O yüzden bir bütün halde düşünürsem. Doğru mudur? Tamam. Şimdi bunları bir üssü sayılmış gibi düşünelim arkadaşlar. 2 üzeri 5 demek bu. Yani 2 üzeri 5x. Bu 2 üzeri 3x. Buradakini de yukarı alabiliyorduk. Aynı şunun gibi. Artık tabanlar aynı. Üstleri toplarsam 7x'miş. Yani şurası 2 üzeri 7x. Şuradaki 2'den dolayı da aşağısına 2 yazarsın. Burası da 2 üzeri 14 olur. Şimdi tabanlar aynı. Üstleri eşitlemem için. İçler dışlar çarpımı yap. 28. X nedir? 4. Kökün içinde payda 2 yazdım. Şunu aldım hemen. Payda olarak. Şöyle bir özelliğim vardı. Topluyorum. Burası da 9 yazacağım ama 3 tabanlı şöyle yazmayı öğrendim. Üssü sayılarda. Şöyle yazabilirim. 7. Şimdi buradakini yukarı atırken eksi diye alıyordum. Üzeri 7. Burada 2'ler gitti. 4B ile 3B'yi topladım. 3 üzeri 7B. Burada da 3 üzeri 7 var. Buradaki 2'den dolayı yine bunu açmaya çalışsam nasıl açarım? 3 üzeri 7b bölü 2 eşittir 3 üzeri 7. Bununla bu birbirine eşit olması gerekiyorsa 7b bölü 2 eşittir 7'den. İçler dışlar çarpımından 7b eşittir 14. B nedir? 2. Bu 3'ü yakaladığım için buraya da 3 bak. 49 ile 3'ün çarpımı. Tamam mıyız? Buradaki 81 9 diye çıkacak. Buradaki 49 7 diye çıkacak. Bunlar gidiyor. 7'ler de gidiyor. Bir 9 kalıyor. 9 dediğim şey 3 üzeri 2. O zaman x nedir? 6.
demiş olacağım. Buralar otomatikman gitmiş oldu. Çıkarırsam bunu ne oluyor? 8 üstüne 3 gelecek bu derece. Aşağıda 9. Buradan 2. Aşağıda kalem yaz. Eksi 5 değil. 4 verdiğim için eksi 1 var. 1. Alabilirsiniz. 2, 3, 4, 10'a kadar gidiyor. Burası da 4, 6, 20'ye kadar gidiyor. Doğru mu? Ama farkındaysanız şöyle bir durum var. Yukarıdaki sayı, aşağıdaki her bir sayı onun 2 katı. O yüzden ben şunları ayırırsam 2 çarpı 2, 2 çarpı 3, hep bir 2 gelecek fazladan çarpı olarak. Kaç tane böyle gelecek? 10 tane. Yani ben aşağıdaki şunlarla sadeleştireceğim. Aşağıda hep bir fazladan 2 çarpanı kalacak. 10 tane. Şey pardon, 9 tane. Çünkü birden başlamıyoruz. 9 tane. O zaman 1 bölü 2 üzeri 9 aşağıda kalıyor. Buraya kadar var mı sıkıntı? Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi geldik buraya. Bunu nasıl ayırırım? 2 üzeri 8, 2. Şurada 1 olsun. Şu 2 üzeri 8'i 2 üzeri 4 kök 2. Şimdi kök 2 ile çarpacağım, genişleteceğim. Paydada köklü bir ifade bırakamam çünkü. 2 üzeri 4 çarpı 2 oluyor. O da kök 2 bölü 32. Elif, sen daha görmediğin için bunu